Sayın Aydın Doğan'ın yaptığı o mektup çıkışının, Kerkitliğim çıkışının altında ne vardı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği gibi itirafların başlaması için bir neden mi oldu? Neydi? Bunu bir hızlıca, kısa kısa o mektubu değerlendirerek başlayıp sonrasında devamını getirmek isterim. Buyurun efendim. Yani Kelkit'ten de Kasımpaşa'dan da yiğit insanlar çıkar. Aydın Doğan'ın Kasımpaşa'nın karşısına Kelkit'i yerleştirmesine gerek yok. Kelkitlilerin arkasına sığınmasına da gerek yok. Çünkü Kelkitli yiğitler Aydın Doğan'ın kendilerini anmasından bile rahatsızlık duyarlar. Yani yiğitlik bahsinde bir defa konuşmasın. Kelkitli olduğunu da söylemesine gerek yok. Onun nereli ve kim olduğunu herkes biliyor. Sen Cumhurbaşkanımızın dediği gibi konuştukça batıyor, yalanları ortaya çıkıyor. Özer uçuran çiller hala hayatta. Buradan kendisine sesleniyorum. Aydın Doğan'ın hükümeti nasıl kurdurttuğunu, kimlerin bakan olup olmadığı konusunda kesinlikle baskı uyguladığını çıkıp açıklasın. Yani Aydın Doğan kimi kandırıyor ya? Edep sınırlarını aşıyor yani. Haddini bilecek Aydın Doğan. Onun tırnaklarını da dişlerini de sökmesini biliriz yani. Haddini bilecek. Sayın Cumhurbaşkanı'na yalancılık suçlamasında bulunmak Aydın Doğan'ın boyunu aşar. Yani bunun Aydın Doğan'ın katına çıkamayan birisi olarak söylemiyorum. Katında da bulunmuş. Ama katını da gerektiğinde Cumhurbaşkanımıza yanlış yaparsa, saygısız yaparsa demokratik ve hukuki yollarla başına geçirmesini bilen birisi olarak da söylüyor. Saygılı olacak, edepli olacak. Seçilmiş bir cumhurbaşkanına yalancısın anlamına gelebilecek sözlerde bulunmayacak. Bulunuyorsa sen darbecisin bir defa ya. Ya insanda biraz arlanma duygusu olur ya. Utanma duygusu olur ya. Senin arşivlerine girdiğin zaman görürsün ya. 28 Şubat sürecinde, 12 Eylül'de darbelerin arkasında durmuş. Yani 12 Hürriyet'ten bahsediyorum. O zaman Aydın Doğan yoktu ama 28 Şubat sürecinde attığım başlıklar belli ya. Erbakan Hoca için söylediklerin, Recep Tayyip Erdoğan için siyasi hayatı bitti. Ya sen teröre arka çıkmıyorum diyorsun. Hürriyet'in internet sitesini, Hürriyet'in yayınlarını, CNN'in yayınlarını hiç mi izlemiyorsun ya? Ezgi Başaran'ın yazılarını okumuyor musun? PKK'dan terör örgütü yerine özgürlük savaşçıları diye bahseden yazılar senin yayın organlarında çıkıyor. CNN Türk'teki moderatörlerini hiç mi izlemiyorsun ya? Hiç mi izlemiyorsun? Dün akşam bile Bismil'de öldürülen 9 yaşındaki Elif'imizin haberini nasıl verdiler Aydın Doğan Bey? Tweet'ten sana seslendim ama herhalde duymadın. Ve de kulakların sağır mı? İşitmiyor musun? Birileri sana duyurmuyor mu? Senin Hürriyet Gazetesi'nin internet sitesi 9 yaşındaki Elif yaşamını yitirdi diyor. Kim öldürdü? Aydın Doğan Bey, teröre yardım yataklık yapmadığını söylüyorsun. Orada hatırlatalım, PKK'nın bir yani, polis aracına attığı roketin isabet etmesi sonucu hayatını yani kaybetti. Yani roket atar mermisiyle evinde otururken 9 yaşındaki bir Kürt kızı Elif yaşamını yitirdi. Öldüren kim? PKK. Ve Hürriyet'in haberi 9 yaşındaki Elif yaşamını yitirdi. Bu mudur yani? İyi de bir de teröre yardım etmediğini söylüyor. Sen kim, milliyetçilik kim ya? Hadi Kelkitliliğinden vazgeçtik de. Yani milliyetçilik ne yana düşer ya? Türkiye'nin çok ciddi bir yol ayrımında olduğu bir dönemde Aydın Doğan iki terör örgütüne birden sahipleniyor. Pensilvanya terör örgütüne ve dış destekli olduğunu bildiğimiz PKK'ya. Peki terör örgütüne yardım yataklık nedir Aydın Bey? Yani ya şu Hürriyet'e, CNN Türkiye çeki düzen ver. İşte bak Selahattin Doman senin yazarlarından biri. Şehit ailelerine saygısızlık eden yazılar kaleme alıyor ya. Evlatlarını satlığa çıkaran insanlar diye söz ediyor ya. Bunlar senin gazetende çıkıyor Aydın Bey. Kimseyi kulaklarından tutu atıp da etmiyoruz. Ertuğrul Özkök de yurt dışına kaçmakla kurtulduğunu zannetmesin. Cumhurbaşkanımıza haddini aşarak saygısızlıkla bulunacak, küfürler savuracak, tatile çıkacak, geldiğinde de tekrar başlayacak öyle mi? Yarın başlıyor. O başladığı andan itibaren özrü de kabul etmiyoruz. O kalemini kırması gereken yeryüzünün en adi insanlarından biridir. Hiç kimse kusura bakmasın. Mahkemeye gidiyorsa gitsin. Cumhurbaşkanımız hakkında yazdığı yazıdan sonra hala kalem kullandıracaksan onu ey Aydın Doğan, o yeryüzünün en haysiyetsiz insanına, adi insanına kalem
kullandıracaksan kusura bakma. Der.